Enstrümanları tanıttığımız programlarımıza nefesli sazlarla devam ediyoruz. Bugünkü enstrümanımız oboa. Bu defa Frankfurt'tan katılıyor konuğumuz. Sevgili Doğa Saçılık, hoş geldiniz. Merhaba. Doğa Hanım, bildiğim kadarıyla konservatuvara Ankara'da Hacettepe Konservatuvarı'nda başlamıştınız. Kaç yaşındaydınız? Nasıl başladınız? Enstrümanı siz mi seçtiniz? 12 yaşında başladım. Aslında ben seçmedim. Yani şöyle oldu. Müziğe zaten çok büyük bir ilgim vardı ve mutlaka konservatuvara başlamak istiyordum. Ama enstrüman olarak herhangi bir tercihim yoktu. Yani daha üflemeli bir enstrüman istiyordum. Ama çok yoğunlaştığım bir enstrüman yoktu. Sınavları yaptıktan sonra oradaki jüri ekibi karar verdi oboa çalmamı. Neden oboa sizce? Yani neden oboacılar sizi tercih ettiler? Belki hani bir fiziksel yatkınlık falan söz konusu mu? Yani bu biraz tabii ki kontenjanla da alakalı bir durum. Bazı sınıflarda kontenjan olabiliyor, bazılarında olmayabiliyor. Benim şansım oboada vardı. Fiziksel olarak da tabii ki inceliyorlar alırken. Yani bakıyorlar, uygun olması gerekiyor tabii bir noktada parmakların, diş, Ağız dudak gibi. yapısı, diş yapısı. Evet, onlara da bakıyorlar. Ama özellikle ince, kalın ya da herhangi bir şey olsun diye çok da sanırım sınıflandırmıyorlar. Sonuçta birçok insan çok farklı özelliklerde çalıyor olabiliyor. Peki enstrümanı tanıyor muydunuz yani? Oboayı tanıyor muydunuz sizi seçtiklerinde? Hayır. Hiçbir Bilmiyordum. fikrim yoktu oba ile ilgili. Zaten oba bizim ülkemizde de çok tanınan bir enstrüman değil. Aslında ben sınavı kazandım. Kazandıktan sonra gidip Google'da bakmam gerekti. Bu nasıl bir enstrüman acaba diye. Ay, hakikaten biraz kötüymüş. Peki sonra sevebildiniz mi? Evet, sonra çok sevdim. Ne Kesinlikle. güzel, şanslıymışsınız. Evet, kesinlikle çok çok doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Peki oboa nasıl bir enstrüman? Biraz enstrümandan bahseder misiniz? Hani diğer nefesli sazlarla belki kıyaslayabilirsiniz. Bir benzerlikleri var mı diğerleriyle, flütle, klarnetle? Aslında oboa biraz klarnete benziyor. Nefesli bir enstrüman. Genelde gül ya da abanoz ağacından yapılır. Tahta nefesli bir enstrümandır. Şöyle gösterebilirim aslında. Evet, çok iyi olur. Bu kamışı şekilde. var bir de. Kamış takılıyor ucuna galiba, değil mi? Evet, aynen. Şu şekilde kamışlarımız oluyor bizim. Biz bunları kendimiz yapıyoruz. Bunlar kargı olarak geçiyor. İlk başta tabii ki bunun çok fazla geçtiği evre var. Şu şekle geliyor mesela. Bundan önce de geçtiği bir şöyle göstereyim. Bundan önce de tüp şeklinde oluyor. Sazlık gibi düşünün göllerde olan. Bu şekle geliyor. Ondan sonra bu daha da farklı bir şekle geliyor. Sonra altında gördüğünüz bu ufak tüp dediğimiz şeyin yardımıyla birleştirip ondan sonra kazıyıp biz bir şekilde onu şu hale getiriyoruz. O zaman Bu demek ki yapmayı da öğretiyorlar size, hazırlamayı tabii. öğretiyor hocam. Tabii aslında zaten bizim en büyük handikaplarımızdan biri bu kamış meselesi bilindiği üzere. Genelde hem çok zahmetli hem de bayağı vakit alan bir durum. Peki her seferinde istediğiniz kaliteyi yakalayabiliyor musunuz? Hani yok bu güzel olmadı deyip bir kenara attığınız oluyor mu? Yoksa böyle kolay bir şey mi yapması? Yok, yapması gerçekten çok zor ve sabır istiyor. Çünkü kesinlikle tahtaya bağlı bir durum ve aslında şans. Tabii ki yapmayı bilmek önemli ama materyal iyi değilse biz ne kadar yaparsak yapalım sonuç alamıyoruz. Gerçekten güzel bir materyali yakalamak hem zor hem de sabır isteyen bir şey ve çoğu zaman zaten bunu yakalayamıyoruz diyebilirim. Çok Ne çok kadar da uzun zaman güzel gerekiyor. zamanda?
Ne kadar zamanda bir yapmanız gerekiyor? Ya bu tabii ki kişiden kişiye göre değişiyor ama profesyonel bir müzisyen olarak aslında her gün bir müddet yapıyor oluyoruz. Yani ya yeni baştan yapıyor oluyoruz ya yaptıklarımıza müdahale ediyoruz. Çünkü havaya göre de çok değişiyor. Bir gün yağmur yağdığında çok farklı olabiliyor. Bir gün güneş açtığında bambaşka olabiliyor. Ona göre tabii ki müdahale etmemiz gerekiyor kazıyarak ya da herhangi başka bir şey yaparak. Genelde her gün diyebilirim aşağı yukarı. Aslında çok enteresan bir şey. Yani bu aslında sizin enstrümanla daha farklı bir bağda kurmanıza sebep oluyor sanki. Yani enstrümanın yapımına da katkınız var çünkü. Bir başka türlü bir bütünlüğünüz oluyordur büyük ihtimalle diğer enstrümanlara kıyasla. Evet, yani öyle diyebilirim. Ama tabii ki ekstra süre ayırmamız gerekiyor. Hani günde bir iki saat enstrüman çalışmak istiyorsak bir iki saatini de buna ayırmamız gerekiyor olabiliyor çoğu zaman. Anladım. Peki biraz da galiba önce Berlin'e taşınmıştınız. Hani o süreç nasıl gerçekleşti? Yani Almanya fikri nereden geldi? Nasıl, ne düşündünüz? Benim zaten hep bir isteğim de yurt dışına çıkıp orada eğitimime devam edebilmek. Kendimi hep o konuda geliştirmek istiyordum. Bununla birlikte sınavlara başvurdum üniversite için. Önce Hannover'e geçtim. Hannover'de üniversite eğitimime başladım. Ama orada çok mutlu olmadığım için okul değiştirmek istedim. Bununla birlikte de Berlin'e geçtim. Berlin'de de üniversite eğitimime devam ettim. Ön lisansı bitirdikten sonra devamını orada tamamladım. Bu süreçte Karajan Akademisi'ne başladım Berlin Filarmoni'de. 2 yıllık orada bir çalışma sürecim oldu. Orayı da bitirdikten sonra Frankfurt'ta kadromu aldım. 1,5 yıldır orada çalışıyorum. HR Sinfoni Orkestrası'nda. Aa, çok güzel. Peki buraya geldiğinizde kalmayı düşünüyor muydunuz? Yoksa öğrenimini görüp hani bitirdikten sonra tekrar geri dönerim gibi bir düşünceniz mi vardı? Ben her zaman kalmayı düşünüyordum. Yani geldiğim ilk günden itibaren ve hala da hep kalırım diye düşünüyordum ve şimdiye kadar da o şekilde yaptım zaten. Umarım sonrasında da böyle olur diye düşünüyorum. Evet, ne güzel. Peki orkestralar da yani yabancı çok var mı, yabancı uyruklu sanatçı? Tabii, uluslararası zaten. Neredeyse her milletten insanlar mevcut. Yani girme şansı nedir hani gençler için, belki Türkiye'de işte sizin gibi buraya gelmek isteyen sanatçılar için, genç sanatçılar için hani soruyorum. Acaba orkestraya girmek zor mu? Yabancı olmanız hani bir şey değiştiriyor mu? Yoksa gayet hani iyi bir sanatçı olmanız yeterli herhalde, değil mi? Evet, tabii ki. Yani önemli olan baktıkları şey kalite, aradıkları durum kalite. O kaliteyi sunabildikten sonra çok fazla fark ettiğini sanmıyorum hani yabancı uyrukların Çok girmesinde güzel bir bir şey. sıkıntı olabileceğini. Herkese eşit şans veriliyor olması, yani her zaman olabilecek olması güzel bir şey tabii ki. Bir sanatçı için. Kesinlikle. Peki bu salgın sürecinde biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Siz neler yaptınız? Hani orkestra çalışmaları devam etti mi? Yoksa durduruldu mu? Yani nasıl bir şey uygulandı? Tabii ki her şey durduruldu zaten ilk etapta. Ama bizim şansımız, bizim orkestramızın şansı biz kısa sürede tekrar başlayabildik. Ben radyo orkestrasında çalıştığım için live stream dediğimiz yani canlı yayın yapma fırsatımız oldu bizim hep. O yüzden 1,5 ay kadar ara verdikten sonra tekrar canlı yayınla konserlerimize devam ettik. Haftada 2 ya da 3 konser olmak üzere.
Bunun devamı geldi bu şekilde. Ama tabii ki seyircisiz oldu. Sezonu Mayıs'tan itibaren seyircisiz olarak kapattık. Ondan sonra sezon tatili girdi. Tekrar bu geçtiğimiz hafta başladık. Bu haftada da ilk defa seyircili tekrar konserlerimize devam ediyoruz. Ama tabii ki kısıtlı seyirci. Bütün salonu maalesef dolduramıyoruz. Doğru. Peki bu sizin programlarınızı biraz etkiliyor mu? Yani eser seçerken veya solist seçerken yani planlar biraz daha farklı gelişti mi sizce? Tabii, bir kere zaten hiçbir şeyin kesinliği yok. Çünkü bir günden öbür güne her şey değişiyor. Özellikle tabii ki uluslararası çok fazla solist, konuk sanatçı aldığımız için de ülkeden ülkeye de çok fark edebiliyor. Bazı ülkelerde bildiğiniz üzere daha yoğun, bazılarında daha rahat. Bununla birlikte tabii ki etkileniyor. Mesela bizim bu hafta gelen şefimiz geldiği ülke bir gün yani geldiği gün risk bölgesi olarak geçtiği için programımız mesela 7 saat ertelenmek zorunda kaldı. Ama yine bir şekilde devam edebildik. Ya evet, aslında yani şef bile bu konuda çok önemli. Hani nereden seçmek Hı. gerektiği herhalde hep bunlar bundan sonra da göz önünde bulundurulmak zorunda Hı. kalınacak. Evet, kesinlikle. Peki sizin hani orkestra dışında başka çalışmalarınız var mı? Orkestrada çalmak sizi mutlu ediyor mu? Evet, kesinlikle. Çok büyük keyif alıyorum. Onun dışında tabii ki daha küçük ansambullarla çalıştığımız oluyor. Oda müziği grupları olabiliyor. Bunlarla ilgili faaliyetler de oluyor. Hepsi çok keyif verici. Yani başka çalışmalar yapmaya da vaktiniz kalıyor değil mi? Yani sadece hani orkestra Tabii, çok mu tabii. zamanınızı alıyor? Tabii, yok Başka hayır. şey. Orkestrada zaten çok yoğun bir çalışma programımız olmuyor. Tabii zaman zaman değişebiliyor bu. Ama hani her hafta mesai sabah 8 akşam 5 gibi bir durum olmuyor. Genelde çok değişiyor program. Siz de tabii ki ona göre kendiniz Yani. ayarlıyorsunuz, Evet. programlarınızı Hı-hı. yapıyorsunuz. Evet. Peki gençlere önerebileceğiniz bir şey var mı ya da onlara ne söylemek istersiniz? Ya eğer müzikle ilgileniyorlarsa bence bu çok büyük bir artı tabii ki. Çünkü müzik gerçekten insanın ruhunu okşayan bir şey. Ya yani umarım hani hayatlarının bir noktasında hobi olarak da olsa ilgilenebilirler. Çünkü çok başka vizyonlar kattığına inanıyorum. Peki sanatçı olarak yani kendinizi garantili bir işte hissediyor musunuz? Yani kendinizi huzurlu ve hani sanatçıyım eyvah. Hani biraz Türkiye'de öyle bir kaygı olabiliyor bazı sanatçılarda. Hani bundan sonra bir maaşım olacak mı veya nasıl süreç gidecek şeklinde. Sizin öyle kaygılarınız var mı? Benim öyle kaygım yok. Çünkü 1,5 yıldır ben kadromu aldığım için o konuda rahatım. Herhangi bir sıkıntım yok. Ama haklısınız tabii ki bu Türkiye'de zaten çok büyük bir problem. Yani burada da oluyor tabii ki o süreçte ama kişiden kişiye göre de değişiyor. Biraz durumla da alakalı bir durum. Hep bir değişkenlik gösterebiliyorum. Benim içimden yok diyebilirim şu Çünkü herhalde sözleşmeliler de vardır orkestranızda. Sadece kadrolular yok, değil mi? evet, yani şöyle oluyor. Bizde sözleşmeli dediğimiz durum daha çok orkestrada asıl kadrosu olan kişi izne ayrıldığında böyle bir durum söz konusu olabiliyor. Bunda da zaten süresi belli oluyor. 2 ya da 3 yıl olabiliyor, 1 yıl olabiliyor. Ya da akademi sistemi var burada, staj gibi bir nevi. Benim de Berlin Filarmoni'de yaptığım akademiydi.
O da staj gibi oluyor. 2 yıl sözleşme yapılıyor. Hem orada orkestra içinde çalışma fırsatı bulunuyor. Hem de oradaki üyelerden ders alınabiliyor. Bunun gibi bir eğitim süreci olabiliyor. Sevgili seyirciler, programımızı kapatmadan önce sizlere Oboa'nın sesini de tanıtmak istiyoruz. Onun için kısa bir parça hazırladık. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.